AKP'nin cinsel istismar önergesine karşı kadınlar alanlara indi. Cumhuriyet kadını görev başında. Cumhuriyet Kadınları Derneği ve Vatan Partisi öncü kadın üyeleri İzmir, İstanbul, Ankara ve Bursa'da eylem yaptı. Bu yasa meclisten geçmeyecek. İzmir'deki eylemin adresi Konak Meydanı oldu. Eylemde konuşan Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkanı Canan Arıtman, önergeyi reddediyoruz dedi. Çocuklarımıza tecavüz eden suçluların serbest bırakılmasını sağlayan yasal düzenlemeyi çok vahim buluyor ve şiddetle reddediyoruz. Arıtman, önergenin anayasaya da aykırı olduğunu vurguladı. Bu düzenleme akıl dışıdır, mantık dışıdır, vicdan dışıdır ve insanlık suçudur. Ayrıca yürürlükteki anayasamıza da aykırıdır. AKP'nin meclise sunduğu önergeye bir tepki de İstanbul'dan geldi. Beşiktaş Meydanı'nda toplanan Cumhuriyet Kadınları tecavüz meşrulaştırılamaz pankartı açtı. Cumhuriyet Kadını görev başında. Beşiktaş'taki eylemde Vatan Partisi İstanbul Öncü Kadın İl Sekreteri Zeynep Ses ve Cumhuriyet Kadınları Derneği Şişli Şube Başkanı Müge Köksalan konuştu. Buna izin vermeyeceğiz. Çocuklarımızı tecavüzlerden koruyacağız. Ülkemizi bu ayıbı yaşatmayacağız. Buna izin verilemez. Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, tecavüzcüler devleti olamaz. Bravo. Helal olsun. Başkentteki eylemin adresi de Güven Park oldu. Güven Park'ta bir araya gelen Cumhuriyet Kadınları önergeye tepkiliydi. Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkan Yardımcısı Pınar Gül önergenin kabul edilemez olduğunu söyledi. Cumhuriyet Kadınları Derneği meclise sunulan önergenin derhal geri çekilmesini istiyor. Çünkü erken yaşta evlendirilen kız çocuklarının rızası aranamaz. Küçük yaşta evlilik cinsel istismara girer. Gül, evlatlarımızı korumak için her zaman görevimizin başındayız dedi. Gençlerimize bu ülke emanet edilmiştir ve biz gençlerimizle beraber gericiliğe, uyuşturucuya, cemaatlere, tarikatlara bayrak açmış vaziyetteyiz. Cumhuriyet Kadınları Derneği gericiliği orta çağa gömecek. AKP'nin önergesine Bursalı kadınlar da tepki gösterdi. Suçluyu cezadan kurtarıp hem de ödüllendirecek bu düzenlemeye onay veren, oy veren milletvekilleri hiç mi empati yapmazlar? Onlar da ana baba değiller mi?